Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 videoluk bir serinin başlangıcına giriyoruz. Ne olacak bu 4 videoluk seri? Biliyorsunuz çok güzel bir transfer döneminden çıktık. Harika transferler yapıldı. Ülkemizin ben kendi şahsi kanaatim kalitesinin bir tık daha çıktığını düşünüyorum. Gerçekten çok enteresan oyuncular geldi. Özel oyuncular geldi. Kaliteli oyuncular geldi ancak bazı kalitesi olup ama top oynamaya gelmediğini düşündüğüm oyuncular da geldi. Hepsini değerlendireceğiz. Hepsini eleştireceğiz. Övdüklerimiz de olacak, yerdiklerimiz de olacak. Bakalım hangisi olacak ama bugünkü konseptimiz 4 videonun ilk videosu şu olacak. Önümde Gördüğünüz gibi 4 tane kağıt var Bu kural sistemi için yaptım bu kağıtları Taraftarların hiçbirisinin gönlü kalmasın diye Burada 4 büyüklerin ismi var Bir tanesini çekeceğim Çektikten sonra o takımın şimdi incelemesini yapacağız Hemen ekranda da görüyorsunuz sağ üst tarafta Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere 4 tane dosyamız var Bu dosyanın içinde neler var Dosyanın içinde şunlar var arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu sezon örnek veriyorum Fenerbahçe'den örnek veriyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferler başarılı mı değil mi? Bu başarıyı nasıl anlarız? Başarı şu şu şekilde ben kendi kanaatime göre başarı şu şekilde olur transfer başarısı. Ee, geçen sene Fenerbahçe'nin nerelerde eksiği vardı? Önce bunu inceleyeceğiz sizlerle. Fenerbahçe'nin son maçındaki kadrosu hangisiydi? Onu inceleyeceğiz. Nerelere transfer lazımdı? Daha sonra Fenerbahçe'nin gönderdiği oyuncular oldu tabi. Gönderdikten sonra Fenerbahçe'nin kadrosunda nasıl bir oyuncular kaldı? Ve kalan oyuncularla birlikte ihtiyaçlar nasıl şekillendi? Nelere ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin? Ve Fenerbahçe transfer yaptıktan sonra bu ihtiyaçlar karşılandı mı? Yani asıl başarılı transfer şudur. Sizin ihtiyacınız vardır bir önceki sezonda. Örnek veriyorum sol bekiniz performansı düşüktür veya yoktur veya gönderirseniz Yerine sol bek alabildiniz mi? Aldıysanız kalitesi nasıl? Kaliteli mi? Ya da sizin kalitenizi yansıtıyor mu? Bu başarıdır. Eğer oraya dolduramadıysanız, oraya yeterince kaliteli bir oyuncu alamadıysanız, aldığınız beklentileri karşılamadıysa bu başarısızdır. Sizlerle bunları değerlendireceğiz. Dört büyüklerin arkadaşlar transferleri başarılı mı değil mi? Bunu değerlendireceğiz ve kriterimiz şu olacak. Geçen seneki eksiklerin yerine bu sene Güzel kaliteli oyuncular geldi mi? Gelen oyuncular bu kaliteyi sağlar mı? Bunları değerlendireceğiz. 3-4 tane çok eleştireceğim nokta var. Bunları beklemenizi istiyorum. Fenerbahçe'de var. Beşiktaş'ta var. Özellikle Galatasaray'da var. Ve Trabzon. En çok eleştireceğim takımlardan birisi galiba Trabzonspor olacak. Çünkü geçen senenin şampiyonu. Bakalım bugün Kura'dan kim çıkacak? Ben de bilmiyorum. 4 tane dosyayı hazırladım arkadaşlar. Bu 4 dosyadan şu an hangisi çıkarsa hemen onu konuşmaya başlayacağız. Yani şu an aslında canlı yayın gibi oluyor. Bir, bir anda konuşmaya başlayacağım yani herhangi bir kesme, kırpma yapmamaya çalışacağım. Olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Müsaadenizle şu şekilde elimdeki kağıtları şu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve içinden bir tanesini çekiyorum. Açıyorum. Açıyorum. Ve açtım. <laughs> Fenerbahçe geldi arkadaşlar. Fenerbahçe'yi bugün inceleyeceğiz. O zaman hiç beklemeden, daha fazla konuşmadan Fenerbahçe'nin geçen seneki transfer ihtiyacı neymiş, hangi kadroyla oynamış, kimleri göndermiş, gönderdikten sonra kadrosu nasıl kalmış ve kimleri almış? Bu ihtiyacı sağlamış mı? Ben çünkü ihtiyaç listesi oluşturdum arkadaşlar. Bu ihtiyaç listesini karşılamış mı? Hemen bakalım ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene son maçlarda oynadığı ilk 11'lerden birisini son maç 1-2 maçtan bir tanesindeki ilk 11'ini inceliyoruz. Nerelerde eksik var bunu hep birlikte değerlendirelim. Sizden de ricam arkadaşlar lütfen siz de Yorumlara yazın. Belki benim görüşme katılmayabilirsiniz. Onu yazın. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde bütün yorumları okuyacağım arkadaşlar. Hadi kadromuza geçelim. Kalemizde Altay var arkadaşlar. Altay ligin bence şu an yerli olarak en iyi kalecisi. Uğurcan'la birlikte ancak ben Altay'ı bir tık daha ileride görüyorum. Çünkü yaş olarak ve potansiyel olarak da bir tık ileride görüyorum. Bu kendi şahsi görüşüm bence yerli en iyi kalecilerden birisi. Fenerbahçe'nin kale bakımından ilk 11'de sıkıntısı yok. Altay da gitmedi bu sene. sağ kanatta Ferdi oynadı. Ferdi tam bir joker. Sağ bekte oynuyor, sol bekte oynuyor. Ben kadro oluştururken sol bek yazdım Ferdi. Ancak sağ bekte oynadığı da oluyor, sol bekte de oynuyor. Asıl Ferdi'nin ana mevkisi ileriler aslında. aslında sağ kanat, sol kanat. Ancak beklerde şu an çok güzel performans sergiliyor diyebiliriz. Serdar Aziz biraz e, ayaklı bomba diyebiliriz arkadaşlar. Bir sezon çıkmaz Serdar Aziz'den. Burayı ben riskli bölge olarak az sonra size işaretleyeceğim. Önce bir kadromuzu inceleyelim. Tisserand varmış burada. Tisserand zaten gönderildi. E, burada bir boşluk oldu. Onları da inceleyeceğiz. Sol bekte Novak. Novak yani Trabzonspor'dan geldiği zaman Fenerbahçe ilk ben herhalde burada bir patlama yapar diye düşündüm Fenerbahçe'de ancak tam aksine inanılmaz bir gerileme yaptı. Eee Trabzonspor'da pik yapmıştı yani ligin en iyi bekiydi. Skora katkı yapıyordu, inanılmaz şekilde asist yapıyordu. Ofansif anlamda muhteşemdi ama Fenerbahçe'de beklenileni veremedi. Aslında Novak'ta da suç bulmuyorum. Biraz sanki az şans verildi gibi geliyor bana. Orta sahada rahmetli Luis Gustavo varmış. Luis Gustavo benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ancak artık yaşının da verdiği etkiyle birlikte oynayamıyordu artık. Yanında Zeiss. Zeiss bence şu anda yeterli değeri görmeyen bir oyuncu. Yani girdiği tüm oyunlarda muhteşem bir oyun sergiliyor. Muhteşem golleri var, muhteşem asistleri var ancak bir maçta oynuyor diğer maç yedek. Yani bu şekilde oyuncuya siz istikrar sağlayamazsınız. Ondan dolayı ben yeterli değerin görmediğini düşünüyorum zaten. İrfan Can Kahveci bu maçta sağ kanatta görev almış. Ancak asıl mevkisi normalde 10 numara. Fenerbahçe'ye gelmeden önce hem Gençler Birliği zamanında hem Başakşehir zamanında 10 numarada harikalar yarattı. Ancak Fenerbahçe'de doğru kullanılmadığını düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Sağ kanatta ortada Mert Hakan Yandaş, Rossi ve Serdar Dursun. Bu kadroya baktığımız zaman stoper bölgesinde... İnanılmaz bir eksik görüyorum. Serdar Aziz tam bir ayaklı bomba. Tisserand zaten gönderilmeyi düşünüyormuş ve gönderildi. Stoper bölgesinde inanılmaz bir aksama görüyorum. Gustavo gittiği için ön Libora bölgesinde bir eksik görülüyor. Kanat eksiği görülüyor. Rossi çok iyi kanatta tamam. Ancak İrfan Can'ı oynatıyorsanız kanatta demek ki kanadınız yok demektir. Kanat eksiği görülüyor. Hemen Fenerbahçe'nin bu maçtaki yedeklerine de bakalım. Yedeklerden sonra giden oyuncularla birlikte kadrosu nasıl şekillenmiş hemen onlara bakacağız. Kadromuza bakıyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosunda yedeklere baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Fenerbahçe'nin yedek kalecisi yok. Ya yani iki tane genç arkadaşımız var burada tamam ama bu büyük maç kaldırabilecek oyuncular değil maalesef. Biraz daha gelişmesi gereken, tecrübesi olmayan oyuncular ve Fenerbahçe'ye bir tane ee, tecrübeli bir yedek oyuncu gerekiyor bu belli. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bir tane yedek gerekiyor dedik. Yedekten sonra baktığımız zaman e, tecrübeli bir oyuncu var mı diye bakıyoruz. Bakın şu bölgeye kadar tecrübeli bir oyuncu göremiyorsunuz. Burada Jose Sosa var ki gönderildi zaten futbol oynamaya da çok fazla niyeti yoktu. Atilla Zalai var. Defansta Belkemi ve Valencia var. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene son maçlarda yedek kulübesi tam bir fiyaz koymuş. Bunu gördük arkadaşlar. Tabi sakatlar da var. Crespo döndüğü zaman orta sahada güzel bir alternatif. Arda Güler'e şans verilmiyor ama bence 10 numaranın değişmez isminin Arda Güler olması gerekiyor. Kim Mice'ye gönderildi. Osay Samuel şu an beklerde oynatılıyor ama yaşı da genç. Bir potansiyel var ama onu tam veremediğini düşünüyorum. Bir hızı var, bir sureti var ama onu tam teknikle kavuşturamadığını düşünüyorum. Mesut Özil de zaten gönderildi. Evet arkadaşlar bizim için önemli olan şey şu anda isimleri görmekti. Şu anda biz Fenerbahçe'de giden transferlerden sonra elinde kalan oyuncularla ben bir 11 hazırladım değerli arkadaşlar. Hemen bunu inceleyelim. Kimler kalmış? Kalede Altay var arkadaşlar. Altay'ın dediğim gibi yedeği yok. Bakın yedeği yok. Bu çok önemli. Birinci yazacağımız eksik bu. Fenerbahçe'ye bir adet yedek kaleci alınacak. Daha sonra şu orta e, stopel bölgesinde ortada arkadaşlar Salai, Serdar Aziz ve Lemos var. Lemos bildiğiniz gibi son birkaç gün önce çıktı bu haber. E, ligin geri kalanında ilk yarısında oynanmayacağı söyledi, söylendi. E, gerçi Lemos kadroda olduğu için onu mecbur yazmamız lazım. Ancak burada Serdar Aziz'i ben bir sezon çıkaramayacak bir stoper olarak görüyorum. Ya sakatlanıyor arkadaşlar ya kırmızı kart görüyor. Bir şekilde takımın yalnız bırakıyor. Kalitesinde hiçbir şey diyemeyiz. Kaliteli bir oyuncu, yerli, güzel bir yerli oyuncu. Ancak maalesef bir sezon çıkaramayacak bir oyuncu. Bu yüzden buraya minimum iki tane stoper alınması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir kaleciye iki stopere ihtiyacı var arkadaşlar. Ferdi'yi ben sol beke yazdım. En son maçta sağ bek oynamış. Ancak normalde solda da oynuyor. Son maçlarda solda oynadı mesela. Değişebiliyor. Ancak biz solda değerlendirelim. Novak ve Ferdi var. Nova'nın da bu sezon ilk yarıda oynamayacağını söyledi Fenerbahçe. O yüzden bir sol bek ihtiyacı var. Ama Ferdi ve Nova şu an yazmakla yetinmemiz lazım. Mecbur çünkü Nova kadroda var idi. Sağ bek'e gelelim arkadaşlar. Osay Samuel ve Sangare. Aslında Sangare muhteşem bir sağ bek. Antalya Spor'dan da geldiği zaman gerçekten beklentiler çok üst düzeydi. Ancak Sangare beklentilerin altında kaldı. Bunun nedenini de ben yine şans verilmemesine bağlıyorum. Aynı Zaysa verilmeyen fırsat Sangare'ye de verilmedi. Yerli oyuncu Sabek'te güzel işler yapabilir. Ancak siz ne kadar oynatmazsanız oyuncu o kadar köreliyor. Köreldiği zaman da girdiği oyunlarda pek bir şey göremiyorsunuz. Yani bir oyuncuyu görebilmek için bir maç, iki maç yeterli olmaz. Mesela boyaya bakıyoruz. Geçen sene Şaşaboğa'ya birkaç maç verildi, hiçbir şey anlaşılmadı. Ama bu sezon 3-4 maç peş peşe verildi ve şu anda gündem o gündem şaşa boy. Sizde Sangare'ye biraz zaman vermeniz lazım. Ancak Sangare'nin de şöyle bir sıkıntısı var. Aynı Serdar Aziz'deki durum onda da var. Sanki bir sezonu tamamlayamayacakmış gibi bir potansiyeli var. Çünkü her an kart görebilir, her an bir sakatlanabilir. Sakatlı da uzun süren bir oyuncu. o say Samuel birlikte yeterli olur mu? Yani alınsa iyi olur ama ben burayı eksik olarak görmüyorum. Sağ ve sol beki aslında ben Fenerbahçe'nin yeterli görüyorum ikişer oyuncuları var. Gayet yeterli. Stopere iki oyuncu ve kaleye bir oyuncu yazdık arkadaşlar. Geldik 6 numaraya. 6 numara bomboş arkadaşlar. Özellikle Luis Gustavo gittikten sonra Fenerbahçe inanılmaz şekilde bir ön libero sıkıntısı çekti. Bu yüzden de şu anda Fenerbahçe üçlü savunma oynuyor. Üçlü savunmanın ortasındaki savunma oyuncusu biraz daha libero'ya yakın oynuyor. Yani Fenerbahçe oyuncu yokluğunda aslında profil sistem üretmeye çalışıyor. 6 numaraya biz 2 tane eksik yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane 6 numara yani ön libero alınması gerekiyor. 8 numaraya geldiğimiz zaman 8 numarada Crespo, Zeiss ve Mert Hakan var. Yani şu anda 3 oyuncu zaten bir mevki için çok lüks demek. Güzel bir alternatif. Keşke her e, alanda 3 oyuncu olsa ama bu sefer de oyuncu sınırı çok fazla oluyor ama 8 numara için bu 3 isim yeterli. Buraya kesinlikle isim alınmaması gerekiyor. 10 numaraya geldiğimiz zaman İrfancan ve Arda var. Bence 10 numaraya kesinlikle bir oyuncu gerekmiyor Fenerbahçe için. Çünkü İrfancan'ın da forma giymesi gerekiyor. Arda'nın da forma giymesi gerekiyor. İrfancan eğer form düşüklüğü yaşıyorsa hemen Arda'yı koyacaksınız. Arda oynarken İrfancan biraz hırslanacak. İrfanca'nı alacaksınız. Değişimli şekilde oynatacaksınız. İkisinden de inanılmaz verim alacağınızı düşünüyorum. İkisi 10 numaraya götürür. Sol kanata geliyoruz arkadaşlar. Diego Rossi var. Diego Rossi sol kanatta as oyuncu. Güzel bir oyuncu oynayabilir. Ancak yedeği onu yedekleyecek bir oyuncu yok. Sol kanata mutlaka bir oyuncu. Sağ kanata minimum 2 oyuncu alınması lazım. Burada 2 oyuncu, burada 2 oyuncu. Aslında kanatlarda 2-2-4 oyuncu olduktan sonra bir tane de opsiyonel bir oyuncu lazım arkadaşlar. Yani hem sağda hem solda oynayacak bir oyuncu daha alınırsa 5. oyuncu en kötü ihtimalle iki sakatlık oldu veya bir sakatlık bir kart oldu. O opsiyonel oyuncu hemen sağa sola girebilir. Mesela orta sahada şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. 8 numaradaki iki oyuncu sakatlandı. 8 numarada boşluk kaldı. İrfan Can hemen 8'e gelebilir. Ama İrfan Can'ı siz sağ ve sol kanatta oynatamazsınız. İrfancan'ın sağ kanatta oynarsa hiçbir şey beklemeyin ondan. Çünkü İrfancan'da bir sürat yok, dripling yok. Çalım kabiliyeti var ama çalımdan sonraki devamlılığı yok. İrfancan kısa alanda güzel paslar, güzel asistler, 10 on numarada ondan dolayı İrfancan'ın ben 10 numaradan başka oynatılmamasını düşünüyorum. Bu İrfancan'a çok bir bir ee, saygısızlık oluyor bence. Bence Türk futbolunda en büyük yanlış şu arkadaşlar. Hiç kimse doğru düzgün mevkisinde oynatılmıyor. Sürekli bir devşirme. Yani bir oyuncu alınmıyor kanata. Onu biz kanatta deneyelim. Mesela Galatasaray'da eleştireceğim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Şu an Berkan'ın sol bekte denenmesi konuşuluyor. Ya kardeşim sen sol bek'e neden oyuncu almıyorsun da orta saha oyuncusunu sol bekte denemeye çalışıyorsun? Ya bu tamamen bir intihar oluyor. Bazı tutan oyuncular oluyor evet. Ama bu 10 oyuncu da bir tane oluyor. Bu riski bence almamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin sağ kanata 2, sol kanata 1 ve bir tane de opsiyonel bir oyuncu ee, forvet alması gerekiyor. Bir transferin yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü Serdar Ulus'un iyi bir yerli alternatif. Güzel bir golcü. Valencia... Yani kötü gün dostu diyebiliriz Valencia. Valencia kötü günlerde gerçekten Fenerbahçe'nin yanında oldu. Şu anda da 6 golü var. İnanılmaz bir performansı var. Oynarsa oynuyor. Kanatta da oynuyor. Kan kanat alternatifi de yapabiliriz onu. Oynadığı zaman güzel oynuyor. Fenerbahçe'de ıı, kötü geçtiği bir maçını ben hatırlamıyorum. Elinden gelen mücadeleyi veriyor. Tam bir profesyonel. Şu şekilde tekrar göz atabiliriz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Bir tane ııı e kaleci dedik. Altta yedikleyecek bir kaleci. Sağ ve sol bekin yeterli olduğunu söylemiştim. Stoperin iki tane stoper olması lazım ama sağlam baba stoper olması lazım. Altı numaraya mutlaka iki oyuncu, sol kanata bir oyuncu, sağ kanata iki oyuncu dedim. Ee, eğer olursa sağ ve sol yedekleyecek bir kanat daha alınabilir. Forvet'e de bir oyuncu yeterli. Fenerbahçe'nin aslında böyle ligde en az oyuncuya ihtiyacı olan takımlardan birisi diyebiliriz. Toplamda ne yapıyor? Hemen bakalım. 3 5 6 8 9. 9 oyuncuyla bir tane de opsiyonel alırsınız. 10 oyuncuyla transferi bitirebilirdi Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe hangi transferleri yaptı arkadaşlar? Hemen buna bakalım. Diego Rossi'nin bonservis alındaki bu güzel bir hamle. Rossi gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu arkadaşlar. İleride Fenerbahçe'ye Fenerbahçe zaten ligimizde bonservis ile oyuncu satma konusunda en iyi takımlardan birisi ki ileride de Diego Rossi'yi de güzel takımlara transfer edebileceğini düşünüyorum. Bir potansiyel var. Luan Perez benim ligde gördüğüm şu an en iyi defans oyuncularından birisi. ne kadar Luan Perez'i iyi görüyorsam Gustavo Henrique'yi de o kadar kötü görüyorum. Yani Fenerbahçe için çok yetersiz bir stoper. Ancak Luan Perez tam nokta atışı bir transfer oldu Fenerbahçe için diyebilirim. Joao Pedro hem 10 numara için hem forvet için bir alternatif. 10 numarada oynayabiliyor. Yani İrfancan ve Arda yedekleyebilir. Forvet'te oynayabilir. Ama biz Joao Pedro'yu 10 numarada göreceğiz. Mişi Bashuayi'yi o bahsettiğimiz bir forvet güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden güzel? Mişi Bashuayi'yi normalde sevmiyorum. Beğenmiyorum. Ancak geçen sene ligimizde tecrübe kazanması bence artı bir özellik. 10 numara pozisyonunda bir transfer daha. Lincoln geldi yani genç oyuncu 23 yaşında 3.5 milyon euro bonservis de geldi ancak 10 numaraya siz 3.5 milyon euro bonservis bağlayıp Arda Güler gibi bir oyuncunuzu yedeğe tutturursanız bence saygısızlık olur adaletsizlik olur. Yani çok gelecek vadeden bir oyuncunuz var. Siz gidip 3,5 milyon euro bağlayıp bir on numara daha alıyorsunuz genç diye. Ama elinizde var zaten bir tane genç on numara. Hangisini oynatacaksınız? Hadi diyelim ki birini yedek otutturacaksınız genç. Az oyuncunun arkasında duracak. E şimdi örnek veriyorum. Jao Pedro 10 numarada veya İrfancan Can 10 numarada oynadı. Arkasında siz Lincoln'u mu oturtturacaksınız? Arda'yı mı? İkisinden birisi oynamayacak. bu yüzden bence Lincoln transferi bana göre biraz keyfi bir transfer oldu. Arda'ya biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Lincoln'un gelmesinin Arda'ya negatif elektrik verilen enerji vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Kanaya'nın yarası ile ilgili William Arao geldi. Ön libero'da inanılmaz iki tane boşluk vardı. İki oyuncu gerekiyordu. Bilen Arao alındı oraya. Kanat olarak Emre Mor alındı. Emre Mor e, şu an ne olacağı belli değil. İlk haftalarda güzel bir performans gösterdi açıkçası. Özellikle Arda'yla da iyi anlaştılar. Arda'yla, İrfan Can'la çok güzel paslaşıyorlardı. Ancak Emre de aynı Serdar Aziz'e söylediğim gibi bir sezonu çıkarabilir mi? İstikrar sağlayabilir mi? Bunu görmek lazım. Onu da kadromuzda az sonra değerlendireceğiz. Gustavo Henrique ben tam bir fiyasko olarak görüyorum. Çünkü e, yani yani 1,5 milyon euro kiralama ücreti veriyorsunuz. 1,5 milyon euro kiralama ücretiyle İngiltere Premier Lig'den çok iyi bir takımdan bir stoper alabilirsiniz. Çünkü bir bonservis parası vermiş gibi kiralıyorsunuz. Niye Gustavo Henrique? Genç mi? 29 yaşında. Yani bir yıl sonra 30 yaşına basacak ve artık insanlar tarafından tercih edilmeyecek. Yani Henrik'i anlayamadım. Bakın Luan Peres'i siz 5 milyon euroya satın alıyorsunuz. 28 yaşında. 5 yıl oynatırsınız. Her yılda da 1 milyon sayarsınız oynatırsınız. Sıkıntı yok. Ama siz bu oyuncuyu kiralıyorsunuz ve 1,5 milyon euroya. Gereksiz oldu bence ve kalitesinin de ben Fenerbahçe'nin altında olduğuna inanıyorum. Eğer Gustavo Henrik'e gelecekse Tisserand neden gönderildi mesela? Tisserand dursaydı daha iyiydi bence. Yani değişik bir e, bakış açısı oldu orada ve on numara bir iş yaptı Fenerbahçe İrfancan Eğribayat'ı alarak. İrfancan alt e, Altay'ın yedeyi olacak, yedek olduğunu bile bile geldi İrfancan. Ama güzel bir yedek, yerli yani Allah korusun e, altaya bir şey olursa hemen yerine geçebilecek tecrübeli, süperlik tecrübesi olan büyük takım tecrübesi olan yani büyük takımlarla karşılıklı maç yapmış olan İrfancan hemen girebilecek arkadaşlar. Diak zaten tekrar gitti. Bunu saymıyoruz. Thiago Çukur da e, tekrar gitti. Onu da şu an saymamıza gerek yok. Joshua King Joshua King'i aldığınız zaman Ön tarafta biraz sıkışma oluyor. Fenerbahçe e, Şimdi Birkaç eksik pozisyonu var Oraya yoğunlaşmayıp sanki sadece forvet ve forvet arkasına Yoğunlaşmış mı gibi bir izlenim oldu Yani Santrofor'a zaten siz Bayşuay'ı aldınız Elinizde Valencia var Serdar Dursun var Dördüncü oyuncu Joshua King. Diyelim ki bir maçta çift forvet çıktınız. Joshua King ve e, Valencia ile çıktınız. E, bu sefer Başuay ile Serdar ne yapacak? Yani e, ileride biraz bir sıkıştırdı gibi kadroyu Fenerbahçe. Ama e, sanki eksik olan bölgelerde az sonra geniş kadroyu da gördükten sonra anlayacağız. Birkaç eksiği kaldı. Ben olsam Joshua King veya... E, Pedro, Bashuayi bunlardan birisinin yerine başka bir oyuncu alabilirdim. Zaten Joshua King de ikinci forvet gibi. Yani Santrafor yazıyor burada ama ikinci forvet niyetini oynatıyor Fenerbahçe. Joshua King tek forvet olarak hiçbir maça çıkmadı şu an. 30 yaşında bedelsiz olması güzel bir iş ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi transfer başarısı şudur. Fenerbahçe'nin işine yarayacak mı? Eğer yararsa 10 numara. Ama yaramazsa orada bir sıkıntı oluşturup, bir çoğunluk oluşturup yedek oturursa bu bir transfer başarısı değildir. Kusura bakmasın kimse. Ee, Alioski, Alioski'yi başarılı bir transfer olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de hem sol beki yedekleyecek hem sol kanat. ikisinde de oynayabiliyor. Orta ha sağa so sol diyor. Yani sol kanatta da oynatabilirsiniz Alioski'yi eee bir sıkıntınız oldu. Hemen Ferdi ile değiştirirsiniz. Beke de alırsınız. Ki şu anda Fenerbahçe'de çıktığı maçlarda genelde bek oynadığını da görebiliyoruz. Buruma biraz fiyasko oldu. Bedelsiz kiralandı. Güzel bir alternatif olabilirdi. Fenerbahçe'nin kanadında da eksik olduğunu düşünürsek olabilirdi ama Fenerbahçe şu an Bruma'yı yarım sezon kullanmayacağını açıkladı. Neden böyle bir karar verildi bilmiyorum. İşte o da neden biliyor musunuz? İleride bir sıkışma oldu. Yabancı çok oldu. Yani gereksiz bir yabancı fazlalığı oldu. Ve bu yüzden de Buruma bunun kurbanı oldu. Peki şimdi gelelim arkadaşlar. Transferlerden sonraki son durumumuz nedir arkadaşlar? En önemli inceleyeceğimiz nokta bu. Kaleden başlayalım. Kalede Altay ve İrfancan 10 numara. Yani hiçbir şey söylemeyiz hemen geçelim. Sağ bekten başlayalım arkadaşlar. Osay Samuel ve Sangare. Yani dediğim gibi çok iyi değil ama ligin ilk yarısını idare edebileceğini düşünüyorum savunmada Serdar Aziz ve Gustavo Henrique yani ikisini topladığımızda bir savunma eder mi? Muallaktayım. Yani Serdar Aziz çok kaliteli ama gerçekten bir tık sorunlu bir stoper olduğu için Gustavo Henrique'yi de beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Ben sağ stoperde Fenerbahçe'nin çok fazla başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ancak sol stoperde Salay ve Perezin 10 numara 5 yıldız olduğunu söyleyebilirim. Yani Salah Perez aslında Serdar Aziz değil de Salah Perez oynasa ve Serdar Aziz ile Gustavo Henrique onların yedekleri olsa daha mantıklı olabilir. Ben 2 numaranın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sol bek'e geliyoruz. Sol bek'te Ferdi, Novak ve Alevski. Alevski biz burada yazdık çünkü ileriye Bruma'yı yazdık. Ama Alevski veya Ferdi burada opsiyonel yazabiliriz. İleri ve geri olarak opsiyonel yazabiliriz. Yani sol kanadı hemen konuşmuşken söyleyelim. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Aslında Diego Rossi Buruma'nın da yeterli olduğunu düşünüyorum ama Buruma şu anda maalesef ilk dönemde oynayamayacak. İlk dönemde oynayamadığı için Diego Rossi burada tek kalacak. Ama orada da ne yaparız? Alevski Rossi'nin yedeği yaparız. Yeterli olacağını düşünüyorum. Yeterli olmayacağını düşündüğüm tek nokta galiba 6 numara. 6 numarada Fenerbahçe'nin 2 eksiyi vardı. Sadece Arao geldi. Arao özellikle Avrupa maçlarında güzel performans gösterdi. Ama ola ki bir sıkıntı yaşadığında Arao'nun yerine Crespo yani 8 numara oynayacak. Defansif özelliği az olan oyuncular oynayacak ve Fenerbahçe'yi bir tehdit bekliyor. Fenerbahçe'nin bence stoper stoperdeki eksiğine karşın bir de 6 numarada eksiği var. 8 numarada hiçbir değişiklik olmadı. Ee, güzel bir üçlü alternatifimiz var. Ee, yığılma olan tarafı görüyoruz arkadaşlar. Jao Pedro'yu dediğim gibi 10 numarada değerlendireceğiz demiştim. Jao Pedro geldi çünkü forvet arkası oynuyor Jao Pedro. Ki bir önceki maç forvet oynamıştı. Forvet oynayabiliyor. Forvet'e de atabiliriz. Bu sefer de forvet'e atarsak arkadaşlar forvet 4 oyuncu olacak. Aynı şey yani. Jao Pedro, Lincoln, Arda, İrfancan. Değerli arkadaşlar. Burada bu dört oyuncunun sıkışması demek. Yani buradaki minimum iki oyuncuya hakaret demek. Yani siz burada 4 oyuncu yapıyorsanız. 2 oyuncu kesinlikle uzun bir süre oynamayacak demek. Eğer iki oyuncu oynayacaksa sürekli kadro değişecek demek. Ee, bir kadronun oturması da önemli. Kadro oturmazsa sürekli değişirse o da olmaz. E, ee, Pedro ilk yarı oynadı. ikinci yarı Lincoln girdi diyelim. Arda ile İlfancan ne yapacak? En iyi yerli oyunculardan iki tanesi. Bence bu 10 numarada Fenerbahçe 10 numara yapacağı 1 2 transferi savunma ve 6 numara yapsa daha mantıklı olabilirdi. Veyahut da kanata yapsa daha mantıklı olabilirdi. 10 numarada ben Fenerbahçe'nin gereksiz bir çokluğunun olduğunu düşünüyorum. Sağ kanata geçelim hemen. Emre Mor ve Valencia. Yani Emre Mor şu an oynamıyor ve kanat da şu anda Joshua King oynayabiliyor. İrfancan'ın oynadığını görebiliyoruz. Yani kanat da Kanat olmayan oyuncular oynuyor. Ben buna kesinlikle karşı olduğumu söylemek istiyorum. Kanat da kanat oyuncusu oynayacak. Valencia'yı biz kanata koyduk. Normalde Forbet de oynayabiliyor. Kanat alternatifi olarak koyduk. Emre Mor ikisi yeterli olabilir ama şu anda maalesef bu şekilde düşünülmüyor ki. Bunun ben Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Yani asıl mevkisinde oynamayan oyuncuların Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Gelelim. Başuayi, Serdar ve Joshua King. Joshua King ikinci forvet tabi ancak biz bütün takımlarımızı 4-2-3-1 şeklinde dizdiğimiz için bu şekilde dizmemiz gerekiyor. Başuayi güzel bir forvet. Serdar güzel bir alternatif. King güzel bir alternatif. Forvet hattı Fenerbahçe'nin şu anda 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Pedro'yu da hatta oraya atabiliriz. Pedro 10 numara da oynayabilir. Veya Pedro ile King'i değiştirebiliriz. İkisi de olabilir. Ee, ama 10 numarada Fenerbahçe'nin sıkıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 3-4 tane mevkisi dışında tüm mevkilerinin şu anda ligimiz için yeterli olacağını düşünüyorum. Bunlardan yeterli olmayanları tekrar söylemem gerekirse stopere bir tane daha ben kaliteli oyuncu beklerdim. Ya da Tisserant'ın gönderilmemesini beklerdim. 6 numaraya Arao'nun yedeği olarak en azından bir genç oyuncu alınabilirdi. Arao'nun şu anda bir alternatifi yok maalesef. Kanat oyuncusu olarak Brum oynamayacak. Emre Mor şu anda forma almıyor. Bir kanat, kaliteli bir kanat alınabilirdi. Mesela Lincoln alınmasaydı 3,5 milyon euroya güzel bir kanat oyuncusu alınsaydı. Diyebilirim. Bu şekilde eleştirebiliriz. Onun dışında Fenerbahçe'nin kadrosu şu an Süper Lig için yeterli bir kadro. Ee, çekişmeli bir kadro Alternatifi bol bir kadro 10 ee, üzerinden bir puan Vermemiz gerekiyor arkadaşlar Fenerbahçe'ye 10 üzerinden Transfer döneminde verdiğim puan 7 arkadaşlar 3 puanı neden kırdım Mevki mevki söylüyorum ee, Birinci mevkimiz arkadaşlar stoper İkinci mevkimiz 6 e, numara Üçüncü mevkimizde 10 numaranın çokluğu ve kanatların azlığı Bundan dolayı bir puan daha kırıyorum. Ve Fenerbahçe'nin transfer başarısını 10 üzerinden 100 üzerinden 70 10 üzerinden de 7 olarak görüyorum arkadaşlar. Fena değil ama daha iyi olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe son haftaları gerçekten güzel geçmişti. Bakalım diğer videolarda hangi tabii ki 3 tane kartımız duruyor. Yine kura sistemi ile. Arkadaşlar bir sonraki videoda da diğer takımlarımızı inceleyeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Siz de yorumlara sizden ricam arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Fenerbahçe başarılı mıydı? Nerelere nasıl oyuncular alınması gerekiyordu? Fazla olduğunu düşündüğünüz bir mevki var mı? Alınmasa mıydı? Ee, neler düşünüyorsanız siz de bana yazarsanız ben de çünkü e, yorumlara ve eleştiriye açık bir insanım. Saygı ve çerçeve saygı ve sevgi çerçevesinde bütün yorumları okuyacağım arkadaşlar. Cevap verdiklerim de olacak. İlerleyen zamanda e, soru cevap yapacağımız canlı yayınlar da olacak çok bomba gibi geliyoruz inşallah. Elimizden gelene vereceğiz. İnşallah muhabbetimizi, futbol bilgimizi sevmişsinizdir. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.